Gerçekten ottan yapmışlar falan. Gerçekten bitkisel ottan yapmışlar. Bence bunu arkadaşlar, koy ya YouTube'a. Bence de koy, çok güzel yazdın abi vallahi. Bunu at abi, montajı da gerekiyor. Arkadaşlar, o bunun sesi çıktı mı ben utaç bilerler. İyi tamam, hazırım. 3-2-1 gülmüyorum. Konsantre, hazırım. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Ben de mandalorianım. Şaka tabii ki değilim. Arkadaşlar çok istek geliyor vejeteryan ve vegan arkadaşlardan. Lütfen işte birebir yapılan vejeteryan vegan burgerleri dener misin abi? İşte normaliyle bunun arasında ne fark var? Lezzet farkı var mı? Aynısı tutmuş mu? Şimdi ben bir vejeteryan ya da vegan bakıyorum buradan menüden. Tıkla gelsinden söyleyeceğim. Tıklayacağım. Gelecek. Tıklıyorum. Söyledim. Tıkladım geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Her zamanki gibi Zero kolamızı çıkaralım. Şunu bir böyle gösterelim. Gurme serisi diye geçiyor. Bunu Whopper'a birebir endeksleyerek yapmışlar. Ama içinde et yok. Yani vegan da olmuyor, vejetaryen oluyor. Değil mi? Yani vegan da olabilir bu. Ne var içinde bakayım. Bir açıyorum şimdi. İçini gösterelim arkadaşlar. Aha bir daha sarmışlar. Güzel. Aa şey kokuyor. Hani zeytinyağlı fasulye, pilaki falan yaparsanız üstüne bir maydanoz falan doğrarsınız ya. Öyle bir şeyler kokuyor. Hakikaten sebze kokuyor. Mücver gibi kokuyor. Mücver gibi. Kabak var mı acaba içinde? Şunu koyduk. Bu ne? Tabii menü söylediğimize göre bu da patates. Patatesimizi de çıkartalım. Oo, Burger King. Buz gibi olmuş patates. Buz gibi. Bunu çıkaralım. Evet. Vegan burgerle mayonez göndermişler. Ketçap normal. Güzel. Şimdi aslında ben et severim. Yani vegan, vejetaryen çok fazla benim tarzım değil. Sebze de çok severim ama hani öyle onu yemeyeceğim, bunu yiyeceğim falan diye bir iddiam yok. Evet açtık. Şimdi incelemeye geçiyoruz. Kapağını açtık. Bu mayonez var. Bu vejetaryen. Vegan değil bu. Vegan. Vegan değil. Şey uydurmayın. Element uydurmayın. Et yok. Bu ne? Et yok. Köftesi ne? Bezelye proteini. Onu tadınca soya anladınız. Proteini mi? Bezel proteini mi? Turşu var, domates var, mayonez var. Kartal Bey şey olabilir belki. Veganlar mayonezi çıkarttırarak vegan hale getirebilir. Getirebilirler ama bu vejetaryen bu. Vegan değil. Mayonezde yumurta var. Mayonez nasıl yapılıyor onu da bir gün anlatalım. Burası bomboş. Valla mücver gibi kokuyor. Ama köfteyi yapmışlar gibi sanki. Bunu bir tadalım mı? Ama bunun altında biraz ketçap meçap bir şey sürüyorum. Çok kuru geldi bu bana. Ketçap süreceğim. Bak bunu da etin suyuna bandırır gibi ekmeğe şeyi bandırmışlar. Vejetaryen köfte. Vejetaryen köfte. Kafeinsiz kahve. Gel dünyanın geldiği hale bakın. Kafeinsiz kahve. Sütsüz süt tozu. Vejetaryen köfte. Etsiz köfte. Hey Allah'ım hey. Daha neler göreceğiz bakalım. Çok kuru geldi bu bana. Ben bunu ketçaplıyorum. Şöyle ketçabı da patateste sıvayacağım. Buna takarlar şimdi. Patateste sıvadı diye. Sıvadık. Patates çok soğumuş. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım ya. Neye benziyor tadı? Tanımlanamadı. Böyle bir tanım yok bende yani. Ne bu? Soya proteini mi? Ya bildiğin error verdi köfte abi. Kokuyor. Vallahi error verdi. Fatal error. Şuraya bak. Gören de içinde kocaman köfte var sanacak. Plastikten falan yapmasınlar abi.
Isırayım mı? Afiyet. Lezzetli ya. Vallahi lezzetli. Bundan keşke size de söyleseydim. Abi sen deneyince acıkıyoruz biz daha işte. Onu düşünmemiz lazım. Abi bir peçete getir. Burger King. Vegan olunca, vejetaryen olunca peçete gereksinme olmuyor mu? Burger King. Bu ne ya? Peçete mi bu? Nasıl bir şey? Sayfa. Abi getireyim mi? Rulo'dan getirseydin, küçük Rulo'dan. Getiririm abi. Valla ben beğendim arkadaşlar. Yani hani herhalde ya köftenin köfte tadı yok. Yani normal Whopper'daki köftenin köfte tadı yok. Buna kaç para verdiydik hani? Normal Whopper'dan pahalı mı bu? Bir baksak ona. Aynı aşağıya. Aynı mı? Yani yenebilir. Kolesterolü olanlara da tavsiye edebiliriz. Trigliserit, HDL, LDL çok çıkanlara. Bir dakika ya. LDL iyi huylu, HDL kötü huylu değil mi? Yanlış söylemiyorum. Tam tersi. LDL kötü huylu, HDL iyi huylu. Biz bu konuya çok hakimiz Kartal Bey. Sorun cevaplayalım. Evet, sorun. Çok büyük yanlış yapıyoruz şu an. Bilmiyoruz yani. Yok yani LDL ve HDL kötü huylu kolesterol, HDL iyi huylu kolesterol. Kolesterolü olanlar hani mayonezi de çıkarttırır. Vegan, vejetaryen, devam. Ben bunu çok beğendim. Yerim. Aç değilim ama yiyorum. Bu yeni slogan mı Kartal Bey? Aç değilim ama yiyorum. Hayır. 24 saat yiyebilirim. Slogan bu. Referans burada. Soğan, domates. Ya, yalnız bütün Whopper'larda böyle benim ağzıma şekerli bir tat geliyor. Bu sadece domatesin tatlılığı değil. Ekmek şekerli, kabul. Soğan, mayonez, bilmiyorum, bir tatlı bir tat geliyor. Hoş, güzel, lezzetli. Ama bunun içinde olmayan köfte var. Böyle bir şey. O da lezzetli. Yani köfte gibi gerçekten. Sebze proteininden üretilmiş. Sebze proteininden üretilmiş. Sebze proteini kıyması. Ama hangi sebze olduğu meçhul. Ha, onu bilmiyorum. Her şey olabilir. Ama gerçekten bunu kokladıkça güzel yani. Güzel geliyor. Hakikaten ottan yapılmış bu yani. Ot, sebze aynı şey. Yani ot tadı, ot kafası var yani. Gitti. Yani bu uygun arkadaşlar. Bu videoyu çekmemizdeki amaç bunu benim Whopper'la mukayese etmemdi. Birebir aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Vejetaryenler, veganlar söyleyip yiyebilirsiniz. Veganlara ekstra olarak mayonezi çıkartır. Ekmek yiyor zaten veganlar. Peki vejetaryen. Kartal Bey, o zaman söyle. O klasik soruyu soralım. Aç olduğunuzu düşünelim. Bu şekilde bitki bazlı kaç Whopper ya da hamburger sizi doyurur? Aç olduğumda 4, 5 anca. Yalnız arkadaşlar bunu yediren mayonezi, ekmeği, soğanı, domatesi, turşusu, salatası. Yani köftenin pek bir fonksiyonu yok orada. Şöyle bazı arkadaşlara, ekonomik davranmak isteyenlere şunu tavsiye ederim. Whopper yerine bunu söyleyebilirsiniz. Hangisi ucuzsa onu söyleyin. Neticede protein varmış içinde. Sebze proteini. Sebze proteini. Bu kimin nesi çalıyor ya? Mesaj geliyor. Ben bunu bitiriyorum. Başka soracağınız bir soru var mı? Bunu beğendim. Tavsiye de ediyorum. Hani kolay kolay da beğenmem biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun şu avantajı var. Çiftsiniz, sevgilisiniz, birbirinizi çok seviyorsunuz. Burger King'e burger yemeye gitmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Biriniz vejetaryen veya vegan. Gidiyorsunuz. Unutmayın. Vegansa mayonezi çıkartırsın. Mayonez var içinde. Mayonez yumurtadan yapılıyor. Oturuyorsunuz, karşılıklı yiyorsunuz. Biriniz etli yiyorsunuz. Biriniz de işte sebze proteiniyle yapılmış olanı söylüyorsunuz. Keyifli keyifli yiyip kalkıp gidebilirsiniz. Bu avantajı var.
Bunu da incelemiş olduk. Ben tadını bayağı beğendim. Ana. Bizim çocuğun sesi geliyor içeriden. Bir çocuğa bakalım. Çocuğu bir getirsenize. Gel canım benim, gel. Tamam, gel misin? Tamam, büyüyünce yersin. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, çanı bizim meşhur... Tamam. Bizim meşhur çanı açmayı unutmayın, bildirimleri. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.